Değerli velilerim, hepinize yeniden merhabalar. Bugün sizlerle hem çok keyifli hem de küçük kaslarınızı geliştirici ve destekleyici bir çalışma yapacağız. Çalışmamızın adı kesme çalışması. Bu çalışma için ihtiyacımız olan malzemeler renkli kağıtlar ve bir kesme makası. Sizler eğer dilerseniz evinizde bulunan gazete ve dergi sayfaları da bu çalışma için kullanabilirsiniz. Şimdi sizlerle birlikte bir kalem yardımıyla bu renkli kağıtlarımızın üzerine kesikli çizgiler oluşturalım. Siz bu kesikli çizgileri oluşturmak için anne ve babalarınızdan yardım isteyebilirsiniz. Şimdi kalemim yardımıyla renkli kağıtlarım üzerine kesikli çizgiler oluşturacağım. Önce düz çizgiler oluşturmak istiyorum. Çizgilerimi oluştururken kesikli çizgilerimin birbirine yakın olmasına dikkat ediyorum. Bu çizgilerin birbirine yakın olması benim makasımla çizgileri takip etmemde bana kolaylık sağlayacak. Düz çizgilerimi bitirdikten sonra bu renkli kağıdım üzerine de üçgen çizgiler oluşturmak istiyorum. Sen de bu kağıtlar üzerine dilediğin şekilleri oluşturup kesebilirsin. Evet, bu da sona erdi. Şimdi üçüncü kağıdımdaki kesikli çizgilerimi oluşturacağım. Bu çizgilerin biraz kıvrımlı olmasını istiyorum. Dikkatli bir şekilde çizgilerim birbirine yakın olacak şekilde çizmeye devam ediyorum. İşte çizgilerim kesme çalışmam için hazır. Şimdi makasımı alacağım. Baş parmağımı makasımın bir bölümüne, geriye kalan parmaklarımı da benim makasım daha büyük olduğu için diğer bölümüne yerleştiriyorum ve kontrol ediyorum açıp kapayarak. Evet, makasım ve ben kesme işlemimiz için hazırız. Önce düz çizgiler oluşturduğum kağıdımdan başlamak istiyorum. Bir elimle makasımı, diğer elimle kağıdımı tutup yavaşça kesikli çizgilerimi takip ediyorum. Kesme çalışmaları bizler için biraz tehlikeli olabilir. Bu nedenle çok acele etmeden yavaş ve dikkatli olmalıyız. İşte oldu. Şimdi hazırladım. Üçgen çizgilerime devam etmek istiyorum. Bu düz çizgiye göre biraz daha zor olacak. Ama sizlerin bunu güzellikle yapacağınızı biliyorum.
güzel oldular. Şimdi hazırladığım son kesikli çizgili kağıdımı keseceğim. Burada çizgiler daha kıvrımlı. Biraz duraksayarak ve makasımın yönünü çevirerek kesme işlemine devam edebilirim. Parmaklarıma yaklaştığında makas yavaşlayıp parmaklarımı tuttuğum yerden hareket ettirebilirim. Sizler evlerinizde bu kesme çalışmalarını yaparken lütfen anne ve babalarınızdan yardım alın. Mutlaka onların gözlemi içerisinde bu çalışmaları yapın. İşte son kesikli çizgili kağıdımın da kesim işlemi sona erdi. Çocuklar, kesme çalışmam sona erdi. Şimdi sizlere kesmiş olduğumuz bu kağıtlarla alternatif ne gibi çalışmalar yapabiliriz? Onların örneklerini göstermek istiyorum. Elimde boş bir kağıdım var. Bu boş kağıdın üzerine ben bir çiçek çizmek istiyorum. Biliyorsunuz artık bahar mevsimindeyiz. Çiçekler, ağaçlar tekrardan yeşermeye ve dallarını çiçeklerle süslemeye başladı. Ben de çiçekleri çok seviyorum. Onun için elimdeki kağıdın üzerine bir çiçek çizmek istiyorum. Sizler ne isterseniz onu çizebilirsiniz. Evet, çiçeğim hazır. Şimdi bu çiçeğimin içini koparıp yapıştırma etkinliğiyle doldurmak istiyorum. Ben yeşil rengini kullanacağım. Sen hangi rengi istersen kullanabilirsin. Kesikli çizgili kesme çalışmamdan kalan renkli kağıtlarımı bu şekilde parmaklarım yardımıyla küçük küçük kopararak çizdiğim çiçeğimin içine dolduracağım. Yapacağım bu çalışma hem çok keyifli bir zaman geçirmeme yardımcı olacak, hem de küçük kaslarımı destekleyecek. Çok büyük parçalar koparmamaya çalışıyorum. Böylelikle çiçeğimin içini daha güzel bir şekilde doldurabileyim. Evet, şimdi kopardığım parçaları pirit yardımıyla çiçeğimin üzerine yapıştıracağım. Çizgilerimi taşırmadan dikkatli bir şekilde piritimi sürüp kopardığım renkli kağıtlarımı çiçeğimin üzerine yerleştiriyorum. Bir tane teker teker kağıtlarımı yapıştırıyorum. İşte bir yaprağım doldu bile. Şimdi sırada ikincisi var.
Çiçeğim çok güzel oluyor. Çiçeğim bittikten sonra bunu buzdolabının kapağına yapıştırmayı düşünüyorum. Sen de çalışman bittiğinde evinde istediğin bir köşede çalışmanı sergileyebilirsin. Şimdi üçüncü yaprağımızı piritliyoruz ve içini doldurmaya devam ediyoruz. Bu çalışmalar için illa renkli kağıtlar kullanmamız gerekmez. Evimizde bulunan, artık kullanmadığımız, ihtiyacımızın olmadığı herhangi bir gazete, dergi kağıdını, ambalaj kağıtlarını rahatlıkla kullanabiliriz.